Sayınlar Üyelerim, bu sizinle birlikte bu kadar kalabalık oluşumuzun sadece bu maça ait. İlk maç, Allah kısmet verse ligin sonunda tekrar hep beraber olacağız. Burada şimdi başlangıcı hep beraber omuz omuza nasıl verebiliriz? Hepimiz birbirimize göstermemiz gerekiyor. Sevgili futbolcu kardeşlerim, arkadaşlarım, öyle bir camiaya geldik ki koridorda yürürken tarih var. Dışarıya çıktığında tarih var. Şehre gittiğinde tarih var. Kulübün içinde çalışırken tarih var. Bizden önce çalışanların hepsinin emeği var. Ve bu kulübün bu ismini yaşatabilecekleri bir durumu ortaya çıkarmıştır. Ondan sonra böyle bir kitap çıkmış ortaya. Türkiye liglerinde kendi kitabı olan ben takım görmedim. Öyle bir takımın mensubusunuz. Öyle bir takımın yönetim kurulusunuz. Hepimiz öyle bir sorumluluğun altındayız ki şu birlik ve beraberliği ligin sonuna kadar kanlar elinden deryadan geçeceğiz. Büyük mücadelelerden geçeceğiz. Kolay görülen şeylerin bizim için zor olduğunu ama zorluklardan geçeceğiz. Bunların hepsi de Allah'ın izniyle bu takım kesinlikle üstesinden gelecek. Çünkü bu kitabın içinde, bu garip diyeceğim kusura bakmayın, garip yönetimimiz içinde, garip teknik ekip olarak büyük sorumluluk aldılar. Bu sorumlulukta çabalarını biz başlangıçtan itibaren görüyoruz. Sizin de çabalarınız onlarla birleşirse ki ondan buradayız. Bu kitabın içerisinde, bu tarihin içerisinde o kadar güzel anılar var ki, o kadar güzel anıları göz yaşlarıyla bırakmışlar geride. Kimi içine akıtmış, kimi dışına akıtmış. Buradakilerin hepsine bir görev düşüyor. Yönetime de görev düşüyor, futbolcuya da görev düşüyor, tabii ki bize de görev düşüyor. Göz yaşlarını silme sebebiyle. Dışarıdakiler artık galibiyet istiyor. Dışarıdakiler artık mutlu olmak istiyor. Evine gittiğinde çoluk çocuğuyla sevinmek istiyor. Çarşıya çıktığında güzel bir Eskişehir'i konuşmak istiyor. Herkes Eskişehir'in eskiye ait olan değerlerinin kaybolmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. O zaman bir şey çıkıyor ortaya. Çıkıyor, fırsat insanı bekler. İnsan da fırsatı bekler. Fırsat insanı bekler, insan da fırsatı bekler. Ama genelde çoğunlukla çocuklar kazanan hep mazeretli olur. Eskişehir sporunu artık mazereti yok. Eskişehir sporunu artık bizim cephemizden bakıldığında fırsatı değerlendirme ile ilgili mükemmel bir tablo var. Yönetim kurulu olarak değerlendirme artık belki tabancada bir tane mermi var, onu 13 tane atmak zorunda. O zaman herkese bu fırsatı değerlendirme ile ilgili gücümüzü, kuvvetimizi burada masada etrafında toplandığımız gibi maçta da o enerjimizi kötü oynayabilirsin, sonuç alamayabilirsin ama kötü mücadele olmaz. Bu Eskişehir oyuncuları bu yönetim kurulumuzun ortaya koyduğu enerjiyle kesinlikle mücadele ettiği zaman yeteneğimiz, kalitemiz, kalibrimiz kesinlikle her rakipten önde. Ama o mücadeleyi gösterecek ruhu, heyecanı istiyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun.